Yayınıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberi. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun Putin'in en yakın dostlarından ve en büyük müttefiklerinden olduğu belirtilen, bazen kraldan çok kralcı olan Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun Putin'le içtiği çaydan sonra apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Evet, en son Avrasya toplantısına katıldı. İyiyim, sağlığım iyi dedi. Ve spekülasyonlara ölmeyeceğim, daha buradayım diye cevap vermişti. Ve Putin'le içtiği çaydan sonra bir anda apar topar hastaneye kaldırılması zehirlendiği iddialarını güçlendirdi. Ama ilginç bir tabii ki durum bu. Çünkü Putin zehirlemek istese tam da toplantıda ve kendisiyle yapılan görüşmeden hemen sonra bu zehirlemeyi neden yapsın? Bu zehirlemeyi kendisine yollanan bir hediye yoluyla veya kendisine başka bir türlü Rusya dışındayken bunu uygulatma şansı da olabilir mi? Olabilir. Ama öyle şiddetli bir tartışma ve fikir ayrılığı mı yaşandı? Tabii ki bunlar birer soru işareti. Ukrayna gizli servisinin işi mi? Tabii ki bu da olabilir. Özellikle zayıflatan duruşu, yani Putin'in yaptığını, bu yönde Putin'in işi olduğunu zayıflatan durum şu: Putin kendisiyle içilen çaydan sonra Lukashenko'nun bu hale gelmesini tabii ki istemez. Çünkü yanı başında. Ama belki de mesaj mı veriyor? Bunu da bilemeyiz. Yani ben Lukashenko'yu zehirledim. Bak eski Orta Asya Cumhuriyetleri, bak Gürcistan, hepinizi zehirlerim mi demek istiyor? Sözümü dinleyin mi? Çünkü Belarus Devlet Başkanı Lukashenko çok sefer Rusya'nın tam birleşelim, bir devlet olalım teklifini hep oyaladı. Yani Belarus'un artık Rusya'ya katılmasını iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde tamamıyla devlet olarak Rusya'ya bağlanmasının önüne geçiyordu Lukashenko. Durumu idare etmeye çalışıyordu. Tamam Rusyacıydı, tamam Putinciydi ama tam bir entegrasyonu hiçbir zaman onaylamadı, hep oyaladı Putin'i. Bu yönde Putin'in onu zehirleyebilme özelliği veya bazı bildiklerinden ötürü Putin için tehdit olduğunu öne sürenler de var. İki ihtimal demin dedim ya. Ya Amerika Rusya'ya Belarus Devlet Başkanı zehirleyerek mesaj verdi ya da Putin tam birleşmedin diye faturayı Lukashenko'ya kesip yerine birini belirtti. Dedim ya, her iki taraftan da hem bu konuyu destekleyen hem de olmaz dedirten şeyler var. Çünkü Lukashenko'nun yerine bu yönde sadık, bu yönde Rusyacı bir isim hazır mı? Değil mi? Putin zehirliyor demek ki yerine birini hazırladı. Bu önümüzdeki günler ortaya çıkacak. Lukashenko'ya bir şey olursa yerine kim geçecek? Veya Putin'in orada işaret ettiği birisi mi geçecek? Bu gibi özellikler, bu gibi fikirler tabii ki kafada soru işareti. Dedim ya, şimdi hastaneden açıklama bekleniyor. Ülkesine gitmesine dahi izin verilmedi. Evet, Navalny kadar şanslı değil. Evet, Lukashenko zehirlendi. Ve Lukashenko şimdi belki de komada, belki de öldü, bilemiyoruz. Yakında açıklama yayınlanacak. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.